Herkese selamlar dostlarım. Ben Anıl Yılmaz. Bugün sizlerle beraber sabotaj oyunu oynayacağız. Oyunun efektlerini ve bu güzel desenleri görmeniz için kamerayı kapatacağım dostlarım. İnşallah keyifle izlersiniz. Bu karambiti çıkarmak çok zor. Oyunun en değerli eşyası. Umarım videoya like atarsınız. Sabotajın indirme linkini açıklamaya bırakacağım. İnşallah dostlarım. Buyurun efendim videoya geçelim. Tekrardan selamlar dostlarım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bakın yukarıya FPS de koydum. Yani kaç FPS aldım bu full efektlerde görebilirsiniz. Şu anda oyunun bir FPS sınırı var herhalde. En yüksek FPS'i alıyorum kendi sistemimle dostlar. Ve şu anda işte Emek abinin verdiği hesaptayım. Silahların eklentileri her şey full durumda. MPT-76 da oyunun en güçlü silahlarından. Orada biraz adamı ıskaladık ama sonra toparladık. Daha ilk oyunum, elde ısınmadı. Biraz yeleğini kırptım onun ama bomba kurmam lazım. Çünkü adam biraz da avantajlı. Tek kaldım şu anda. Yanıma bir de dostlarım mayın falan aldım. Onları da deneyeceğim birazdan. Evet, adam geldi. Şarjörü değiştirebileydim. Tam sağımda şu anda. Ah be, bize bıçak atmaya çalışıyormuş ama sonradan fark ettik. Yapacak bir şey yoktu. Daha bu ısınma turuydu dostlarım. Birazdan daha iyi oynayacağımı umuyorum. Tam da yerleşemedik zaten. Sizler görün diye şimdi ilk başta böyle bir giriş yaptım. Karambit'i birazdan daha detaylı göstereceğiz inşallah. Ve dostlar sadece karambit yok. AK-47'miz falan de gördüğünüz gibi full ve bu şekilde lazer bombalar falan da var. Bunları kapıya falan tuzak gibi kurabiliyorsunuz. İsterseniz bir tanesini deneyelim. Bakın karambitin güzelliğine bakın abi, çok güzel durmuyor mu gerçekten? Aha, biraz canımı yedi. Bakın şuraya bunu atıyorsun mesela, İnşallah ters atmamışızdır. Bu lazere değerse adam ölüyor, direkt patlıyor. Bakalım patlayacak mı? Şu anda yakınlarda biri var herhalde. AK-47 bu oyunda çok güçlü bu arada, söyleyeyim sizlere. İkili aldık, bir de böyle. Bakın dostlarım AK-47'nin gücüne bakın. Acayip güçlü. Tepmiyor gibi gözükebilir ama acayip de tepiyor. Ama karambitin muazzam sallayışına bakın ya. Yok böyle bir şey abicim. Şuraya bakar mısınız dostlar? Kelebek falan da yakında eklenecek. Üzerindeki desen de çok güzel. Uzun... Aa bak patladı, gördünüz mü? Adam mayına değdi, uzundan gelebilir. Herhalde benim bombadan biraz canı gitti onun. Uzundan gelirse anlarız zaten. Bakın gördünüz mü dostlarım, oradan geldi, mayına patladı ya da silahıyla patlattı. Şöyle envanterde nişancı silahlarımız da var. AVM'yi alalım. Tekrardan bakın böyle mayın bombaları falan da var. İşte bunları oyun oynayarak alabiliyorsunuz. Bir de dostlar şu revolver'ın efeği beni çok benden alıyor. Muazzam yapmışlar. Tek sorun şu anda oyunun silah sesleri biraz kötü. Zaten biraz beni zorlayabilir açıkçası o. Tek atmazsa. Şuraya bir mayın atsam gelen olabilir çünkü. Bakın dostlarım patlayıcı kurdum oraya. Uzundan gelen olur mu bilmiyorum ama ben kısaya doğru gittim. Kaçırdım adamı. Eyvah eyvah. Birini öldürdük. Güzel. Bir kişi daha var orada. Burada bir yerde o. İki mermim var. O da gitti ve roundu aldık. Biraz ıskaladım ama dostlar, sniper kullanmak zor. Bir de bakın bunun ön scope yaklaştırdığınız zaman kırmızı gibi belli olmuyor. Ve oyunun sınırsız verdiği silahlardan da, hafif makinalardan Agram'ı çok beğendim dostlarım. Bilmiyorum sizler de Agram'ı sevdiniz mi ama Agram özellikle çok seri bir silah. Çok da hoşuma gitti diyebilirim. Yani yakın mesafede çok hızlı hareket edebiliyorsunuz. Oyunun verdiği sınırsız silahlar da gayet güzel. Sizler de oyunu indirip direkt aslına bakarsınız. Başlangıç paketler alıp oradan eklentiler falan da çıkartabilirsiniz. Bizim adam mayına patladı. Tek kaldım.
Yani uzun mu gitsem? B'ye de girebilirim. Adamlar gelmeyi tercih etmeli. Bir kill aldık. Daha vaktim var. Yakın mesafe silah. Uzak mesafede pek etkili değil. Ha, gördüm adamı. B yanına gitti. Ulan tek kalmışım, ne gelen var ne giden var. Bomba kuracağız artık. Öldük zaten. Bari bomba kuralım. Öyle ölelim. Belki bir kişi daha alabilirim diye düşünüyorum. Adam içeri girdi. Hiç kendimi göstermeyeceğim. Ah be, bomba kuranı öldürebilseydim eli alabilirdik ama 3vs1 dostlarım. Adam da yukarıdaydı. Girdi bir şekilde gittim ama canım az olmasaydı orada bir şeyler belki yapabilirdik. Şöyle M4 A4'ü aldım. Bakın bunda eklenti yok. Bomba olarak da bakalım ne alalım yanımıza. Böyle ışın bombasını alalım. Eklentisi olarak da gayet güzel duruyor bence. Oynayabilirsiniz bu şekilde kendi eklentisiyle falan de. Yani illa eklenti şart değil dostlarım. M4 A4 de güzel bir silah. Evet, lazeri kurdum oraya. Hızlı bir şekilde gidiyorum. Adamlar girmiş zaten benim takım. Yine adam hep pusudalar. Hep bahsediler ya. Hep pusudalar abi. Buradan çıkartamıyoruz ki adamları. Canımı da bir hayli yedi. Bir kişi kaldı da. O da aşağıda. Canım az olmasaydı rushlardım onu. Evet, takımlar değişmeye başladı. Eli yine kazandık dostlar. Ama yine de çekişme oluyor. Bayağı çekişme oluyor hem de. İlk elden bakın bunları alamıyorsunuz ama HK G3'ü alabiliyorsunuz. Bomba olarak da yine lazeri almayı düşünüyorum herhalde. Onu alırım, bilmiyorum. Ve oyunun stok bıçağı da bu şekilde. Oyunun stok bıçağı da gayet güzel dostlar. Kötü değil yani ama tabii karambit çıkarmak çok zor. Ve oyunun stok silahını üst eklentisi de çok hoşuma gidiyor. Diğer oyunlardan M468 Zula'dan oynayanlar bilir. Bu üst eklenti gerçekten muazzam bir üst eklenti. Yani kendi üst eklentisi. Hatta birçok kişi kendi üst eklentisini kullanır. Ben de çok seviyorum. Özellikle HK G3 askere giden kardeşlerimiz de bizi izliyorsa biliyordur zaten. HK G3'ün gücünü bıraktım. Bakın mayına patladı. Gördünüz mü dostlarım? Koyduğumuz mayın bir kill aldı orada. Evet, bende kaldı. Biraz beni zorladı ama öldürdük adam. Bu arada uzuna girdiler. Buradan aldım sesi sanki. B'ye mi döndüler? Hani B'ye dönmüş de olabilirler. 1vs1 kaldık. Evet, o da bizde kaldı. Rakip takım öldü şu anda. Bakalım 6'ya 4 öndeyiz eksik olmamıza rağmen. Ya bu şekilde FAMAS falan bu tarz silahları da alabilirsiniz. Ama keşke almasaydım. FAMAS'la şimdi oynamak istemiyordum. Bir de yanıma lazer aldım. Ve tabanca olarak da şöyle Deagle alalım. Deagle'da da acayip güzel bir şekilde desenler var. Bakın dostlar. Ön eklentiyi takmasam daha güzel duracakmış sanki deseniyle beraber. Şuraya bir lazer bırakalım tekrardan. Olur da biri bomba kurarsa. Ama çok belli oluyor ya. Köşeye falan sıkıştırmak lazım bunu. Deagle'dan bir kill alabilirsek muazzam olur. Ha, sniper geldi. Adamlar B'ye gitti. Aha. Evet, bir sniper vs Deagle görürdük ama gerçekten güzel oynadık.
diyebilirim. Adam görünmüyor. Biraz karakterlerde bayağı bir karanlık duruyor açıkçası. İnşallah onu da düzeltirler en yakın zamanda. Helal takım. Bizim takım yıktı adam abi. Adamlar gelmeden daha öldü. İki kişi kaldılar. Evet, ikinciymişiz bu arada. Maç bitmiş zaten. İkinci olduk. Fena oynamadık yine. İyi oynadık diyebilirim. 8-6 kazandık dostlar. Kendinize iyi bakın inşallah. Allah'a emanetsiniz.